tamamıyla el işçiliğiyle yapmış. Evet, zaten ablaların dokuduğunu da görünce el işçiliği olduğunu ve ne kadar değerli bir ürün olduklarını anlayacaksınız. Bir şey soracağım. Bu halı, yani evet, kaç metrekare bu halı? Bu 3 metrekare. 3 metrekare bir halı ne kadar zamanda dokunuyor? Şöyle söyleyeyim, dokuyucularımızın biraz ustalığına bağlı. Şu an mesela 2 tane usta olarak nitelendirdiğimiz dokuyucumuz var. Bunlar böyle bir halıyı 1,5 ayda dokuyabiliyorlar. 2 kişi? 2 kişi oturuyorlar tezgahın başına, 1,5 ayda bitiriyorlar. Günde kaç saat çalışıyorlar? Günde 8 saat çalışıyorlar. 1 saat öğle yemek molaları var. Günlük 8 saat çalışarak, evet, 3 metrekarelik bir halı 1,5 ayda tamamlanıyor, evet, ve 2 kişinin yemeği. Evet, aynen öyle. Hakikaten yani emeğe sahip ediyorum, başka bir şey demiyorum. Yani halılarımız bu yüzden çok değerli. Şu anki günümüze baktığımızda bu halılara fazla değer veren yok. Çünkü hazır farklı desenler, farklı çeşittekileri görünce bunlarla kıyaslamaları imkansız zaten. Bunlar el emeği göz nuru dediğimiz bu cümlenin hakkını veriyorlar kıtamızda. Ve bizim bu halılarımızın üzerinde her halıda olduğu gibi bir anlamlar var. Kuşlar bize mutluluğu sevince, bazı kuşlar ise kötü şansı. Burada iki çeşit kuşumuz vardır. Burada güvercin, normal kuş tarzı. Şu yukarıya bakan desenimizde ise baykuş, kötü şans temsil ettiği söylenmektedir. Hepsinin deseni birbirinden harika. Köşeli uşak halısı. Burada da mavi rengin ve sarının hakim olduğu bir renk. Bazı halılarımız fark ettiyseniz daha kabarık, bazı halılarımız da incedir. Sebebi? Bu vatandaşlarımızın isteğine bağlı. Bazıları diyor ki bastığımda halı gibi olsun. Bazıları diyor ki ince olsun, yıkaması kaldırması benim için kolay olsun. Kırkımlarını ona göre yaptırıyoruz. Peki bir şey soracağım. Bu halının üzerinde gördüğümüz birbirinden harika desenler, bunların tasarımları kime ait? Bunlar şöyle söyleyeyim, uşak halısının düğümünden dolayı bu halıların desenleri geçmişten günümüze taşınmıştır. Anonim. Anonim. Kimin olduğu belli değil. Ama mesela geçen gün dokur evine bir vatandaşımız geldi. Elimde işte 150 yıllık bir halı var. Bir kenarını düzelttirmek istiyorum dedi. Biz hemen fotoğraflıyoruz. Çünkü bir uşak halısını temsil ediyor. Bu şekilde de desinatör aracılığıyla bunları desene aktarıp dokuyoruz. Uşak halısı ve dokur eviyle ilgili yeterince bilgi sahibi olduk galiba. Şimdi de halı dokuma atölyesine gidelim ve dokuyucu ablayla tanışalım. Tam bu noktada bu uşak ablalarımız canlanıyor. Dokuyucu Emine ablamız burada. Emine ablacığım merhaba, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Size iki tane öğrenci getirdim. Çok merakla öğrenmek istiyorlar. Buyurun gelin. Şimdi bunu buradan aldım. İçeri, bu tarafta içeri vereceksin. Bizim çocuklar hiç vakit kaybetmeden halı tezgahının başına oturmuşlar bile. Dokuma ustası Emine ablaları büyük bir sabırla çocuklara elma atmasını öğretiyor. İçeride indireceksin, ikisini beraber indireceksin. Böyle indiriyorum. Böyle ikisini beraber tutup indireceksin şimdi. İşte böyle. Süper, tebrik ediyorum. Tamam mı? Hadi tekrar gene al bakalım. Şimdi bir tane nereye yaparsan yap. Bir tane üstünü al. Bir tane de alttan alacaksın. Şimdi bunu böyle mi yapayım? Heh, böyle mi? Oldu mu? Üstten mi aldın? Yok.